Üsküdar'dan herkese selamlar, sevgiler değerli izleyiciler. Üsküdar'da Ar-Ge ve İnovasyon Programı ile karşınızdayız. Her hafta bir alanda Ar-Ge ve inovasyonu incelediğimiz programımızda bu hafta otomobilde dönüşümde Ar-Ge ve inovasyonu inceleyeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Ben konuğumuza hoş geldin demek istiyorum. Konuğumuz Design Whip şirketinin kurucusu Erbakan Malkoç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar olsun hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Erbakan Bey. Şimdi çok güzel bir konukla beraberiz ama konuğumuzu mutlaka herkes tanıyor. Gençlerimiz de tanıyor. Onun sözleriyle kendisini tanımak çok değerli. Evet. O halde sizi tanıyalım öncelikle. Erbakan Malkoç, Ardahanlıyım. 11 nüfuslu bir ailenin ferdiyim. Annem babam Ardahan'da bizi dünyaya getirmiş. Ben 10 yaşlarındayken annem babamı kaybedip İstanbul'a göç eden bir çocuğum. Hayatıma tamirhane çıraklığıyla başlayıp bugün gelinen noktada ise elhamdülillah kendi işimizde Türkiye'de herkesin bildiği, dünyada herkesin bildiği özellikle kara ama deniz hava araçlarını da tasarlayan, dönüştüren ve bu dönüşümü de dünyaya kabul ettiren bir şirketin kurucusuyum. Ardahan'dan Amerika'ya ve dünyaya açılan bir kapı var ve kesinlikle bir başarı hikayesi var sizinle beraber. Doğru. Çocukluğunuzdaki bu yeteneği, çocukluğunuzdaki başarıyı da aslında izleyicilerle paylaşmak isterim. Nasıl bir çocuktu Erbakan Malkoç? Evet, yani nasıl bir çocuktu Erbakan Malkoç? İşte elektriği, suyu, doğalgazı hiçbir şey olmayan, hatta kış olduğunda havaların çok soğuk olduğu dönemlerde hayvanlarla beraber ahırda yatan, hakikaten böyle çok fakir ve yokluk içerisinde olan bir köyde hayata tutunmaya çalışan bir çocuktu. Ama bir o kadar da farkındalığı yüksek olan bir çocuktu. Çünkü ben öyle söylüyorum, yokluk insanı çabuk büyütür. Biz o dönemde herhalde çabuk büyümüştük, bilmiyorum. Çünkü her şeyin çok farkındaydık. Dolayısıyla ilkokulu yıllarım geldiğinde okula başladığımda öğretmenlerim 2. sınıfta bu çocukta farklı bir bakış açısı var diyerek beni Milli Eğitim'in o zaman imtihanlarına soktular, okul sınıf atlatma imtihanları. Dolayısıyla 2. sınıftan 4. sınıfa geçtim. 3. sınıf hiç okumadım. Okulu da erken bitirdiğim için annemin babam rahmetli olmasıyla birlikte de o köy hayatı bitip artık İstanbul'a göç eden bir çocukluk evresi geçirdim. Ama hakikaten o yıllarda, o memlekette çocuk olmak, hatta bugün de öyle aslında da, zor bir durumdu. Çünkü hiçbir şey yok. İşte o zorluk aslında farkındalıklarınızı da geliştirmiş. Tabii onu söylüyorum. Köy çocuklar çabuk büyüyor. Yani çok farkında oluyorsunuz her şeyin. Yani annenize, babanıza şımaramıyorsunuz. Ekstra bir şey isteyemiyorsunuz. Çünkü görüyorsunuz, yok zaten. Yani ne isteyebilirsiniz ki? Şimdi öyle değil ki. Yani dolayısıyla bizim çocukluğumuz bu şekilde geçti, yokluk içerisinde ama mutlu bir çocukluk. Çünkü biz dışarıya çıkıp karın üzerinde böyle bir laylon bulup kaydığımız zaman onunla birlikte inanılmaz bir mutluluk oluyordu bizde. Ama şimdi insanlara, çocuklara şimdi bakıyoruz, her şeyde mutlu olmuyorlar mesela. Ama bizim çocukluğumuz yokluk içindeydi ama mutluluk bir çocukluğu vardı bizde. Çünkü mutlu çocuklar daha farklı oluyor herhalde. Daha farklı yetişiyor, daha farklı olaylara bakabiliyor. Biz öyleydik, bilmiyorum yani. Bizim çocukluğumuz öyle geçti. Çok aslında güzel ve farkındalıklarınızla dopdolu bir çocukluk yılıyla girişimciliğe doğru uzanan harika bir başarı öyküsü var hayatınızda. Bu başarı öyküsündeki girişimcilik, yani biliyorsunuz işte girişimcilik için Ar-Ge ve inovasyon gerekli diyoruz. Ama girişimciliği siz çok farklı tanımlıyorsunuz. Nedir Erbakan Malkoç girişimciliği, nasıl tanımlar? Şimdi çok güzel bir soru sordunuz Demir Hanım. Çok teşekkür ederim. Üniversiteli gençlikle çok bir araya gelen bir insanım. Bugün herhalde Türkiye'de benim kadar üniversite gençliğiyle bir araya gelen insan yok. Çok seviyorsunuz gençleri. Evet, ben de onları çok seviyorum. Onları da herhalde beni çok seviyor. Öyle olsa gerek. Çünkü sağ olsunlar bana çok ilgi gösteriyorlar. Şöyle bir durum var. Yani girişimci dediğiniz insan girişkenlikle ya da inovasyonla ya da yaptığı bir Ar-Ge ile baz alınabilecek bir şey değil. Hı hı.
Bunlar tamam olması gerekenler. Ama gerçek bir girişimci dediğiniz zaman dünyaya hemen göz dikmek zorundasınız. Dünyada gerçek bir girişimci var mı? Bu girişimci ne yapıyor? Ne ediyor? Ona nasıl o tanımı veriyorlar? Şimdi bizim ülkemizde bir kafe açana girişimci diyoruz biz. Ya da bir nargile salonu açana, tütünün üzerine köz koyana da girişimci diyoruz. Ya da farklı farklı işler. Şimdi benim bakış açımda böyle bir şey yok. Girişimci dediğiniz insanın bir, üretebilir ya da ürettirebilir bir ürünü olmalı. Yani bir şeyi Ar-Ge'den, inovasyondan geçirmiş, artık üretim safhasına gelmiş. Bunu ya kendisi ya da herhangi birisine ürettirir pozisyonda olması lazım. İki, ürettiği ya da ürettirdiği ürüne değer katması lazım. Yani ürettiği ya da ürettirdiği ürünün bir değeri olması lazım. Nedir bu? Marka değeri. Yani ürünün bir değeri olması lazım. Marka değeri. Üçüncüsü, bu marka değerini dünyaya ihraç edip dünyadan beklediği katma değerli parayı ülkesine getirmesi lazım ve ülkesini mutlu etmesi lazım. Şimdi baktığınız zaman dünyada bu tarz girişimcilerin ürünleri ortalama 2000 dolar, 2500 dolara gidebilecek hale gelmiş vaziyette. Yani öyle bir girişim yapmış ki adam, ürününün kilosu 2500-3000 dolar. Şimdi bizde 1.4 dolarlar civarı olan en üst seviye girişimi daha da aşağılara çekip bir nargile salonunu açıp onun üzerine, tütün üzerine közü koyduğumuz zaman, girişimci gözüyle insanlara baktığımız zaman insanlar her yaptığını girişimcilik zannediyor. Halbuki bu böyle değil. Üreteceksin, evet. Ürettiğine değer katacaksın, kattığın değerle ülkeni mutlu edeceksin. Eğer bu üç özelliği bir arada bulundurabiliyorsan sen girişimcisin demektir. Yani Amerikalı bize bir kilo telefon sattığı zaman 2400 dolar alıp ülkesine götürdü mü? Götürdüğünde o ülke mi çok mutlu olur? Biz buradan bir kilo malı yurt dışına satıp 1 dolar getirdiğimiz zaman mı bizim ülkemiz daha mutlu olur? Tabii. Hangisi daha çok mutlu oluyor? O yüzden girişimcilik öyle basit bir şey değil. Çok girişkenlik doğru. Başka bir şey. Girişkenlik yapsınlar. Her iş yapabilirler. Yapmasınlar demiyorum. Ama gerçek girişimcilikte böyle bir şey olması lazım. Ha Erbakan Malkoç, siz girişimci misiniz? Diye hemen aklıma bir soru gelemiyor. Çok ben önemli. Şimdi tam onu soracaktım. Evet. Siz nasıl bir girişimcisiniz? Onu söyleyecektim. Şimdi ben tamirhane çıraklığıyla hayata başlayan, bu başladığı noktada otomobil endüstrisinde dönüşümünde açığı bulan, dünya otomobil üreticilerinin hiçbirinin üretmediği bir noktaya göz dikip o ürünü üretip bu ülkede menşei Türk ve Made in Turkey ibaresiyle Türkiye'ye üretip %98,5 yerli ürünlerle üretilip 3600 tane parçayı bir araya getirip montajlayıp dünyanın en iyi otomobil üreticisinin üretimine de zarar vermeden onun da onayını alıp evet bizim aracımızı değiştirip dönüştürüp buna onay veriyoruz dediği bir hale getirip, evet, bu getirdiği halle kendi menşei Türk ve Made in Turkey ibaresiyle bir de Türkiye'den çıkan bir marka ibaresi o ürün üzerine koyup bunu da Kamboçya'dan Çin'e kadar satıp ülkesine minimumda kilogram başı 350-400 dolar para getiren bir insan. Yani böyle bir organizasyon yaptığınız zaman ancak girişimcilik size atfedilebiliyor. Ki ben bile bu noktada bile çok samimi söylemek gerekirse bu noktada ben bile halen daha girişimci miyim diye kendime soru sormaktan kendimi alıkoyamıyorum. Neden? Çünkü dünyada çok farklı girişimciler var. O yüzden bizler girişimciliği böyle basite almamamız gerekiyor. En ufak bir yerde bir şey açmak girişimcilik değil. Belki girişimcilik yolculuğunun ilk adımı veya başlangıcı. İşletmecilik diyelim. Evet, girişimcilik diyelim. Ya bir yeri açıp işletebilirsiniz. Bu evet. En doğal hakkınız. Doğru. Bu başka bir şey. Ama girişimcilik öyle sözle, lafla olabilecek bir şey değil. Kesinlikle. Yani girişimciliğe böyle bakmamız gerekiyor. Çok o güzel bir bakış açısı bu arada. Kesinlikle. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın bugün Almanya'ya bakın. İnsanlar cari fazlası veriyor ya. Cari açığı bırakın cari fazlası. Cari fazlası evet. Neden veriyorlar biliyor musunuz? Çünkü ülkelerinde ciddi girişimler var. Bir dünya markası bir otomobil markası girişim.
Orada aynı markadan ona benzer, birbirine benzer en az 20 tane yakın sadece otomobil markası var. Evet. Ve bunlar bu girişimle ortaya çıkmışlar. O kadar çok o ülkede girişimle ortaya çıkan markalar var ki, girişimcilik aynı zamanda ortaya ciddi bir marka değeri çıkartmak demektir. Evet. Zaten dünyadaki en değerli şey, ticari hayata dayalı söylüyorum, markadır. Eğer sizin girişiminizden ortaya bir marka çıkmıyorsa sizin zaten işiniz girişimcilik değil. Evet. Sadece o an için oraya var olma ama markasını yapamadığı için de kaybolma. Evet. Şimdi kaybolduğunuz zaman olmuyor ki. Şimdi dünyaya baktığınız zaman o kadar acayip girişimciler var ki. Şimdi bunları görmemezlik hani körlük olur. Hani görene. Biz bu körlükle devam edemeyiz. Evet. Biz dünyada olan biteni iyi anlamak zorundayız. Özellikle gençliğe sesleniyorum buradan. Gerçekten üniversite gençliği lütfen ama lütfen arkadaşlar kendinize gelin. Evet, çok güzel bir mesaj bu gençlere. Kesinlikle. Eğer ki bizler işi basit olarak hareket edersek emin olun dünya bunu bu şekilde yapmıyor. Dünya işin çok başka boyutunda ilerliyor. Evet. Bizlerin bu ülkeyi ayağa kaldırmasının tek yolu girişimcilikle mümkündür. Girişimci olduğunuz zaman girişimcilik marka değeri ortaya çıkartır. Marka ise katma değer ortaya evet. koyar. Katma ve ülkemize değerli, kazanır. Tabii katma değerli bir ürününüz varsa geçmiş olsun. Ne evet. dedik? İyi iyidir, daha iyi daha iyidir. Biz iyi yapmaya değil, daha iyi yapmaya eğer yönelirsek ve hedefimizde bu noktaya sabitlersek ve bu şekilde bir hedef belirlersek kendimize, o zaman ülkemizin noktası farklı olur. Ben gerçekten kutluyorum. O kadar güzel bir girişimcilik bakış açısıyla müthiş bir tanım yaptınız. Ve söylediğiniz her şey doğru. Bu arada çok zor bir alanda siz girişimciliği başlattınız kendi dünyanızda. Belki dünyanın en zor alanlarından biri bu otomobil sektörü. Zorun içerisinde zorluklarla mücadele ederek bir girişimcilik başarı hikayesini de ortaya koydunuz. Nasıl karar verdiniz? Yani siz nasıl bir seçim yaptınız bu sektörde? Çünkü olmayanı da olduruyorsunuz bu arada bu güzel girişimler içerisinde. Özellikle gençler neyi merak ediyorlardı sizin dünyanızda? Hocam niye otomobili seçti? Yani uçak sektörü olabilirdi, farklı sektörler olabilirdi. Otomobil sektörüne sizi getiren ve burada girişim yaptıran şey neydi? Bir idol mü vardı, bir örnek mi vardı? Bir duygu mu vardı? Hocam şöyle, çok güzel bir soru. Bir kere ben hayatı çocukluğumdan beri tanımaya çalışan ve tanıyan bir insanım. Hı-hı. Yani tanım benim hayatımda olmazsa olmaz. Bizim şirketimize Çinliler geliyor, çay önüne veriyoruz, böyle bakıyor, bu nedir ya falan yapıyor. Herif yani çayı tanımadığı için rahat içemiyor. Şimdi insan tanımadığı zaman bir çayı dahi rahat içemiyorsa, koskoca bir hayatı tanımadan o hayattan başarı elde etme şansı mümkün olabilir mi? Çok zor. O yüzden ben Erbakan Malkoç olarak bir, hayata başlarken bir kere hayatı tanımaya çalıştım. Yani ben Erbakan Malkoç'um, ne yapıyorum, ne yaparsam keyif alıyorum, keyif aldığım şey nelerdir? Otomobil tamirhanesine çırak olarak başladığımda mucitlik yapmaya başladım ve ortaya bir şeyler çıkınca buradan acayip keyif almaya başladım. Ha doğru, Erbakan Malkoç, senin yapman gereken iş bu dedim. Çünkü ben başka şeylere de yönelmeye çalıştım ama keyif alamadım. O zaman kafamda netleştirdim. Dedim ki iki tavşan kovalayan ikisini de kaçırır kardeşim. Tavşanını tekle. Senin sektörün alanın otomobil. Otomobil noktasında farklılık ortaya koy. Ve bunu yaparken de bütün kargaşalıklardan çıkmak durumda olmam gerekiyor dedim. Neden? Çünkü otomobil dediğiniz şey öyle basit bir şey değil. Şu anda dünyada ortalama yılda 90 trilyon dolar bir sermaye üreten, bir katma değer üreten, yılda 95 milyon adet araca yakın araç üreten bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Otomobillerde ortalama 35-40 bin tane parça var. Ve bu parçaların tamamı sizin ehilleşmeniz gereken konular olabilir. Her bir parçayı atıyorum, fren balatası üreten araç koltuğu üretecek diye bir kanun yok. Kesinlikle. Dolayısıyla burada da işte o kargaşalıktan çıkmak lazım. Tanıyacaksınız kendinizi ve neler yaptığınızı netleştireceksiniz ve o kargaşalıktan çıkmak zorunda kalacaksınız. Ben dedim ki kişiye özel otomobil dönüşüm yapacağım. Yani var olan otomobil üreticilerin üretmiş olduğu hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğim. Ben yeni bir alanda, yeni bir yapıyla yoluma devam edeceğim. Nedir bu alan dedim? İnsanların zamanlarının çoğusu
trafikte geçiyor. Çünkü evet. dünyada kara taşımacılığı hava ve denize göre %92 oranında daha fazla. Evet. Yani bugün baktığınız zaman işin %92'si kara taşımacılığı, diğer geri kalan deniz ve hava. Tamam. Şimdi %92'si kara taşımacılığı olan bir sektörde siz insanlara öyle bir şey sunmanız lazım ki, karada yürüyen bir ofis. Ben o zaman işte ayrıştım, işi tanıdım. O kargaşalıktan işi çektim, çıkarttım ve tavşanım tekledim. Dedim ki ben kişi özel otomobil dönüşü yapacağım. Çok güzel bir başlangıç yapmışsınız. Evet, ben kişi özel otomobil dönüşü yapacağım. Ama o kişi özel otomobil dönüşümü ilk başladığım yıllarda bugünküyle alakalı mıydı? Hayır. Ama bir sıfırdan her zaman değerlidir. Evet. Dolayısıyla o zamanın şartlarına göre en iyi, benim mantığım da şudur hocam. En iyi ne demek biliyor musunuz? Zamana, zemine göre en iyisi. Evet. O zamana göre yaptıklarım o zamanda, o zeminde en iyisiydi ve insanların ciddi anlamda ilgisini çekiyordu. Şimdi 2 gün önce bizim mühendislerle toplantı yaptık. Ya Erbakan Bey dediler, sende tuhaf bir durum var. Nedir o dedim. Ya dediler, 2 gün önce çok iyi dedin de şimdi iyi diyorsun ya da beğenmiyorsun. Daha iyisin gördük için. Öyle demiyorum dedim. Dünde kaldı cancağızım. Bu yeni şeyler lazım. Yeni şeyler söylemek lazım. Ben hayatı boyunca her gün yeni bir şey söyleyen insanım. Evet. Çünkü bir günü diğer gününe eşit olan insan zararlar demiş Allah Resulü, evet. Peygamber Efendimiz. Benim hayat felsefem böyle oldu. Yani o dönemler en iyi olarak yaptığım işi şimdi bakıyorum da, ya Allah Allah, biz nereden nereye gelmişiz? İşte girişimcilik aynen böyle bir şey. Başlarsınız, o süreçte izlediğiniz yolda yapmış olduğunuz işlerle o girişim ve ortaya çıkan değer sizin ne yaptığınızı belirler. Dolayısıyla o girişimle birlikte bir de marka değeri serüveniniz oluyor. Yıllar geçtikçe artık marka bilinir hale geliyor. Tasarımlarınız dünyada insanların artık beğendiği ve talep gösterdiği bir hale alıyor. Bu ikisi birleşince de bu sefer ortaya ne çıkıyor? Katma değer. Evet. Katma değerli bir ürünü insanlara sunar hale geliyorsunuz. Benim hayat felsefemde dediğim gibi tanım çok önemlidir. İkincisi kargaşalık asla yoktur. Üçüncüsü iki tavşan kovalamak asla mümkün değildir. Çok güzel, bunlar öğrencilerimize mesaj oldu. Evet, kesinlikle. Onu yapmaya çalışıyoruz zaten, evet. Gençlere. Çünkü iki tavşan kovalayan ikisi de kaçırır. Bugün üniversite okuyor olabilir hocam ama evet. Üniversite okumak demek insanların her branşta en iyisi olmak anlamına gelecek bir yapı demek değil. Üniversite okuyorsunuz, tamam, kabul kardeşim. Ne okuyorsun? Branşın ne? Yani bizim zaten ülkemizdeki eğitim sisteminin, öğretim sisteminin bana göre temelindeki en sıkıntı olan durum şu. Biz bir insanı her konuda en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu en iyisi yapmaya çalıştığımız insanlar ezbercilik yöntemiyle hareket ediyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Bir insan fizikte en iyisi olacak, matematikte en iyisi olacak, fende en iyisi olacak, Türkçede en iyisi olacak. Hepsi bir anda olmuyor tabii ki. Mümkün böyle bir şey? İşte ben tam bunu söylüyorum. Üniversiteli genç arkadaşlarıma şunu özellikle rica ediyorum. Lütfen branşlaşın. Burada zaten çok güzel bazı röportajlarınızda da okudum. Üniversiteyi farklı şekilde tanımlıyorsunuz. Sizden evet. aslında üniversite nedir? Bunun tanımını almak gerekiyor. Çünkü yaşadıklarınız, yaşanmışlıklarınız ve hayalleriniz, gerçekleştirmek istedikleriniz ve gerçekleştirdikleriniz bu tanımların içerisinde yer almış. O kadar farklı ve farkındalıklı yol almışsınız ki. Bir kere girişimciliği en iyi şekilde fark ettiğiniz için ve bu tanımı en iyi şekilde hissettiğiniz ve hayatınıza uyguladığınız için bu girişimcilik yolculuğu Ardahan'dan Amerika'ya kadar dünyanın birçok noktasına açılmış. Üniversiteli gençler, branşlaşın diyorsunuz. Sizin dünyanızda bir üniversite tanımı var. Herkes bu tanımı yapamıyor yalnız. Evet. Ve korkuyorlar ya da tanım yapmaktan. Hocam şöyle, ben ilkokul mezunuyum. Hayatımda 3 sene okul gördüm. Hı-hı. Ve ondan sonra okul hayatım olmadı. Ve ben hayata başladığımda şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğimde en yakınımdaki insanlar dahi bana sen ne cahilsin kardeşim dedi ya. Sen ne cahil adamsın ya falan. Ya bana bir cahilin tanımını yapar mısınız diye sorduğunda kimse bunun tanımını yapamadı. Ben cahili okul okumamış, mektep görmemiş, ilk okulda tahsil almamış insanların yapısı olarak görmem. Yani bir okul okumamış insan cahildir diyemezsiniz bana. Ben cahili şöyle konumlandırdım hayat felsefemde. Cahil konumuna göre davranmayandır.
Kim konumunun hakkını vermiyorsa cahil odur. Evet. Düşünün, daha da çobanlık yapıyor bir insan. 100 tane, 200 tane, 500 tane koyun otlatıyor. Onları aslanlar gibi otlatıyor. Kusursuz getirip ağılına koyuyor. Sütünü sağıyor. Yününden, etinden neyse faydalandırtırıyor. Ve kusursuz bu işleri yapıyor. Bu insan cahil olabilir mi? Tabii. Cahil değil. Peki. Bildiği çok şey var. Evet. Demek ki kendi işini yapıyor. O evet. İnsan cahil değil. Peki. Bir üniversitede okuyup ya da üniversitede hocalık yapıp ya da diğer mesleklerde her neyse o mesleğin zerre hakkını vermiyorsa Allah için bana söyler misiniz? O insan mı cahildir, daha da çobanlık yapan mı? Tabii açık zaten cevabı ortada. Evet. O yüzden cahil konumuna göre davranmayandır. Dolayısıyla bana bu cahil kelimesi söyleyen üniversite gençliği doldu. Ve ben onları kırmadan dökmeden onlara dedim ki gençler, ben ilkokulun mezunuyum. Evet, sizin gözünüzde de cahil olabilirim ama benim cahil tanımım bu. Peki bana lütfen üniversitenin ne olduğunu anlatabilir misiniz dedim. Ya bu üniversiteyi bir tanımlayın bana. Bu üniversite nedir? Uluslararası arenada üniversitenin tanımı nedir? Üniversite siz niye gelip gidersiniz? Bana bir anlatın, burada ne olup bitiyor? Size samimi bir şey söyleyeyim mi? Çoğunluğu üniversiteye sadece KPSS'li olmak için geliyor. Üniversite bir meslek kuruluşu yeri olarak görülüyor. Üniversiteden gelip ben 2 dakika meslek öğreneyim falan filan hayata tutayım. Kardeşim, görüyor işte. Kardeşim, meslek öğrenme yeri o zaman sadece üniversite değil ki. Bugün sanayilerde çok güzel meslekler öğrenebilirsiniz. Hatta sizin üniversiteye parasız gidip geldiğiniz dönemde sizin tarzınızda, sizin yaşıtınızda olan gençler bizlerin yanında çok güzel paralar da kazanıyorlar. Onlar da meslek sahibi. Hatta çoğunun yaptığını, bizim oradaki yapılanların çoğunu yapan o ilkokul mezunu çocukların yaptığını üniversiteler geldiğinde böyle bakıp "Aa, burada ne yapılıyor?" diye şaşırıp kalabilecek duruma geliyorlar. Ha. Üniversite nedir? Üniversitenin ne olduğunu, uluslararası arenadaki tanımının ne olduğunu iyi anlarsanız o zaman işin şekli evet. Değişir. Erbakan Bey, o zaman siz söyleyin üniversitedir. Evet. Benim her zaman söylediğim şey şudur. Üniversite uluslararası arenada 3 şeydir. Uluslararası arenada üniversiteyi tanımlarken insanlar bir derler ki üniversite dediğiniz yer ilim, evet. Üniversite dediğiniz yer bilim, üniversite dediğiniz yer teknoloji merkezlerinin olduğu yerler demektir. Yani üniversitelerden ilim çıkar, bilim çıkar, teknoloji çıkar. Bu 3 şeydir üniversite. Eğer siz üniversiteye bunları çıkartmak için gelmiyorsanız kusura bakmayın, o zaman siz üniversiteyi KPSS olarak görüyorsunuz ve siz üniversiteyi bile tanımıyorsunuz derim. Çünkü neden? Ben hep örnekli evet. Konuşurum. Bizde yalan da yok, kulak da yok. Hocam. Örnek kadar güzel hiçbir şey yok. Şimdi örneklendirelim. Bir şey söyleyeceğim size. Tabii ki bugünkü yapıda biraz daha iyiyiz. Yalana gerek yok. Ama şöyle düşünün. Şimdi bir Almanya ile Türkiye aynı coğrafyada. Evet. Biz savaştan onlardan daha önce çıkmışız. Baktığımız zaman şurada 2 saat aralığımız var. Geçenlerde oradayım. Yoldaki otomobil markalarını sayarak yoruldum. Şimdi kardeşim, bunlarda da üniversitede var, var bizde de var. Şimdi bunlar otomobil bulmuşlar, bilmem onu bulmuşlar, bilmem kimya bulmuşlar, bilmem tıp bulmuşlar. O kadar şey bulmuşlar, ortaya çıkartmışlar. Bu Amerikalılar ta 70 yıl önce üniversiteden bir sistem geliştirip bir makine ortaya koymuşlar. 2200 kilometre süratle giderken havada 100 takla attırıyorlar. Bunlar bu jetleri yaparken, peki bizim üniversitelerimizden niye bir şeyler çıkmamış? Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü bizim üniversiteli gençlerimize kimse üniversiteyi doğru şekilde tanıtmamış. Eğer tanım probleminiz varsa işte ortaya çıkan kargaşalık sizi içerisine alıyor, evet. Bir bumerang gibi yok ediyor. Bizim farkındalıkları da gelişmiyor işte, tanımı kesinlikle. Öğrenmedik. O yüzden çıkan. Bugün söylüyorum genç arkadaşlara, üniversite dediğiniz 3 şeydir. Üniversitelerden ilim çıkartmak zorundasınız. Üniversitelerden bilim çıkartmak zorundasınız. Üniversitelerden teknoloji çıkartmak zorundasınız. İnsanlar telefon yapıyorlar, her şey yapıyorlar. Biz de masa altından derste onu bunu dürtüyoruz. Üniversiteler orayı burayı onu bunu dürtme yerler değiller. Üniversitede insanlar en çok kendini dürtmek zorundalar. Neden? Çünkü dünyanın bu kadar hızlı ilerlemesinin arkasından bakmak, evet. Kusura bakmayın, bizlere yakışmıyor. Çünkü bizim genç nüfusumuz çok fazla. Çok özür dilerim, Almanya'da bir ödül alıyorum. Avrupa Parlamenterler Birliği Başkanı Maynel benim ödülümü verirken dedi ki, tabii biraz da zoruna gitti çünkü ben otomobillerde Avrupa'nın en iyi tasarım ödülünü alıyordum. Dedi ki bizde dedi işte otomobil sanayi var, makine sanayi var, kimya sanayi var, var oğlu var dedi falan, böyle kendini anlatıyor bizim ödülümüzü vereceğiz zaman.
O sahneden indi, mikrofon bana ödevimi verdikten sonra bana geçti. Dedim Mayne, sizde bu anlattıklarınız hepsi var ama dedim. Sizde olmayan çok önemli bir şey bizde var dedim. Neymiş o dedi. 30 milyon genç nüfus dedim yanınızdan böyle geçip gideceğiz deyince ne dedi biliyor musunuz? Ben de zaten %50 Türk'üm dedi. Dedim inşallah günün yerinde %100 olacağım. Şimdi inanılmaz bizim... bir cevap vermiş yalnız size. Çok özel bir cevap vermiş. Bu arada o gençliği de kendine çekme mesajı bence. Evet, %50 Türk deyince onların yanında olmak istediğini söylüyor. Kesinlikle, çünkü bizim genç nüfusumuz var ve bunlar çok önemli. Gençlik evet. Çok değerli bir şey. Gençlik merada koşan tay gibidir. Ne tarafa koşturduğumuzu iyi bilmek zorundayız. Onlara liderlik de yaptırmak gerekiyor gençlere bu girişimcilik yolculuklarında. Tabii. Siz liderliği o kadar güzel anlattınız ki her gencin kendi alanında bir lider olması gerekiyor. İşte bu tanımları en iyi şekilde öğrenirse, girişimciliğin ne olduğunun farkına varırsa ve farkındalığına varırsa, o zaman üniversitenin içinde de ne olması gerektiğini öğrenir. Girişimcilik yolculuğunda nasıl bir girişim yapması gerektiğini öğrenir. Ayrıca da kendi girişimde, siz biliyorsunuz Design VIP şirketinin şu an liderisiniz. Ben size girişimcilikle beraber lider de diyorum bu çalışmalarınızdan dolayı. Çünkü global bir dünyanın içerisinde liderliği en güzel şekilde elinize aldınız o alan içerisinde. Şimdi bu şekilde... Evet, Ar-Ge inovasyon üreteceksin, Ar-Ge yapacaksın. İşte inovasyon, aynı Mevlana'nın dediği gibi her gün yeni şeyler bulmak zorundasın, düşünmek zorundasın. Çünkü daha iyisinin içinde yer almak zorundasın. Burada liderlik, yani sizin şu an şirketinizle beraber yapmış olduğunuz liderlik önemli. Bu konuda da tavsiyelerinizi almak isteriz. Şimdi hocam liderliği de biraz açalım. Şimdi evet. Liderlik, bizim insanımızın gözünde lider... Toplumları peşinden sürükleyen, bazılar diyor işte kurt sürüsü, bilmem evet. Ne sürüsü, o sürüsü, bu sürüsü, liderin farklı tanımlıyorlar. Halbuki benim tanımımda liderin iki özelliği olması şarttır. Bu iki özelliği olan insan zaten lider vasfına sahiptir. Sonra yöneticilik noktasında kendi eğer liderlik vasfı kendisinde varsa ve kendisi bu liderlik vasfının farkındaysa ve bu liderlik vasfını artık giyinmişse... Toplumlara da öncülük yapabilir. Ama liderlik ile toplumlara öncülük yapmak anlamında bir şey değildir. Lider insanın iki özelliği olmalı hocam. Hı hı. Genç arkadaşlar, iki özelliğiniz olursa siz lidersiniz. Bütün bir, gençleri diyorsunuz. Kesinlikle bir, önceliğinizi hızlı değiştireceksiniz. Evet. İki, çözüm odaklı olacaksınız. Eğer bu iki özelliğiniz varsa siz lidersiniz demektir. Ben hemen size çok basit bir örnekle bunu açayım. Bir gün Çin'deyim. Arkadaşlar beni aradılar. Erbakan Bey dediler, fabrikamız yandı. Ölü var mı dedim. Yok. 4 tane arkadaşımız ağır yaralı dediler, hastaneye götürdük. Çok geçmiş olsun. Tedavilerine lütfen dikkat edin dedim. O bölgeyi de dedim lütfen kapatın dedim güzel bir şekilde dedim. Çalışmaya devam edin. Erbakan Bey bir şey demeyecek misiniz? Yok dedim, demeyeceğim. Ne olacak? Kaza olmuş, yani yapacak bir şey yok. Siz dedim hemen önünüze bakın dedim. Çalışmanıza devam edin. Şimdi düşünün ki ben bu şirketin lideriyim. Fabrika yanmış. İnsanlar motivasyon olarak yere düşmüş. Ben oradan bağırsam, vay benim fabrikamı kim yaktı? Ya kardeşim yanmış, bu yanmışa çare var mı? Yok, bitmiş gitmiş yani yanmış. İşte ben orada liderlik yaparsam, bir, hemen önceliğimi değiştirdim. Fabrikamız yanmışmış, kapatın o bölgeyi, devam edin çalışmaya. İki, çözümü ne? Ya çözümü bağırmak mı? Evet. İnsanlara moral motivasyon vermek mi? Evet. Dolayısıyla bu iki özellik insanı lider yapar. Başınıza ne gelirse gelsin, dünya hayatında insanın başına her şey gelebilir. Anneniz ölebilir, babanız ölebilir. Ya benim annem niye öldü? Kardeşim Allah rahmet eylesin, Allah emretti, annen öldü. Sen onun niye öldüğüyle değil, onun nasıl defnedileceğiyle ilgilen. Lütfen evet. Onunla uğraş. Bir sonraki lütfen, adım. Lütfen onunla uğraş. Dolayısıyla şirketiniz battı. Olabilir, batabilir, ticarettir, rızkınız kesilmiştir. O anda işiniz batmıştır. O şirketin nasıl battığıyla değil, tekrar o şirketin oradan nasıl çıkacağıyla sen ilgilenirsen, işte evet. O zaman işin şekli değişebilir. Dolayısıyla lider insanda iki özellik olmalı. Önceliğini hızlı değiştirme ve çözüm odaklı hareket etme. Bu iki özellik insana lider vasfı katar. Onun dışında siz bir siyasetçisinizdir. Etrafınıza binlerce insan toplayabilirsiniz. Bu normal bir şeydir. Bu sizin lider olduğunuz anlamına gelmez. Bu sizin siyasi olarak insanları ikna kabiliyetinizden geçer.
Bu başka bir şey. Etkilediğinin, etkisinin artması. İkna kabiliyeti başka bir şeydir. Evet. Liderlik başka bir şeydir. Lider olmanız için illa etrafınızda birilerinin olması gerekmiyor. Kesinlikle. Kendi kendinize liderlik yapmak zorundasınız. Yöneticilik. İnsanlar yöneticiliği şöyle zannediyor. Geçenlerde bir arkadaş geldi. Uluslararası yöneticilik okumuş falan filan. Dedim ki kardeşim, uluslararası yöneticiliğin birinci kuralı nedir dedim. Baktı gözüm içine. Dedim sen söyleyemeyeceksin, anlaşıldı. Ben söyleyeyim. Uluslararası şey yani yöneticiliğin, uluslararası yöneticiliğin birinci kuralı dil. Sende yabancı dil var mı kardeşim? Erbakan Bey, derdim anlatacağım kadar. Ya senin derdin ne kadar kardeşim? Çok ben nerede? Uluslararası girdiği zaman zaten diller girmek zorunda. İkincisi, başka bir şey daha söyleyeceğim hocam. Üniversite olduğu için özellikle gördüklerimi söylemek istiyorum. Gençler buradan kendilerine bir şey alsınlar. Şimdi bizler şirketler kurmuşuz, insanlar çalıştırıyoruz, arkadaşlar bize gelip ekibimize katılıyorlar falan filan. Şimdi düşünün, ben şirketimi birisine vereceğim, benim gibi ya da benden daha iyi yönetleyeceğim. Doğru mu? Evet. Doğru. Peki bu arkadaş üniversite okuyor. Babası kardeşine süt almak yerine onun üniversitedeki harcamaları için ona para gönderiyor. Evet. O arkadaş o parayı alıp gidip cebine bir sigara alıyor. O sigarayı içiyor, İzmarit'in de okulun bahçesine atıyor. Bir de bu da enteresan bir şey. O arkadaş kendi babasının göndermiş olduğu cebindeki parayı yönetemiyorsa, onu yönetmekten müzdaripse, sizce ben ona şirketimi verip al bu şirketi yönet der miyim? Çok zor. Ondan sonra bana diyor ki Erbakan Bey, üniversite bitti, iş yok. Ben de onlara çok basit bir soru soruyorum. Arkadaşlar, üniversite bitti, size mi iş yok? Gerçekten sizde mi iş yok? Hangisi? Çok doğru bir soru soruyorsunuz aslında. Tabii çok net. Evet. Yani üniversiteli gençliğe mi iş yok? Üniversite gençliğinde mi iş yok? Hangisi? Evet. Erbakan Bey, o yüzden branştaşın diyorum. Erbakan Bey, ben makine mühendisliği bitirdim. Kardeşim hayırlı olsun. Hangi konuda makine mühendisi? Hangi konusunda, hangisinde ehilleştin? Uçak makinası mı? Pancar makinesi mi, dikiş makinesi mi, otomobil makinesi mi? Bunların hepsinin çalışma prensipleri birbirine farklı. Peki arkadaş, sen hangisinde iyisin? Hepsinden biraz gördük. Ya biraz görmekle mühendislik olunur mu? Çok zor. Ben de akşama kadar görüyorum o zaman. Evet. Görmekle bakmak, uygulamak, hepsi birbirlerine bir ömür mesafesi uzaklıkta. Yani hocam, genç arkadaşlara buradan önemli mesajlar verdiğimi Peki, düşünüyorum. Peki liderlik ve yöneticilik arasındaki şey nedir? Farklılık nedir? Şimdi siz hem lidersiniz hem yöneticisiniz. Yönetici özelliklerinizi de çok iyi gözlemliyoruz şirketinizde. Liderlik özelliklerinizi dünyada yapmış olduğunuz yarıştaki etkilerinizi de gözlemliyoruz. Şimdi çoğu kişiler yönetici liderlik olarak algılıyor. Her lider bir yönetici midir? Her yönetici bir lider midir? Yani bu kavramları da sizinle biraz çalışalım. Kesinlikle değildir. Hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi yönetici başka bir şeydir, evet. Lider başka bir şeydir. Ha, lider insan yönetici olabilir mi? Olabilir. Ama yönetici insan lider olabilir mi? Çok olamaz. Zor. Çünkü çok açık ve net söylüyorum. Bu iki özelliği gelişmeyen insan asla lider olamaz. Bu Erbakan Malkoç'un tanımı, benim tanımım. Evet. İnsanlar katılırlar ya da katılmazlar. Şimdi bizim şirketimizde bir tane önemli bir yönetici arkadaş var. Çok önemli bir bölümü yönetiyor. Geçenlerde bir problem olmuş. Takılmış kalmış. Bu niye böyle oldu? Ya diyorum, müdürüm, kardeşim, arkadaşım, tamam olmuş, geç. Ya geç yürü. Dönüp dönüp aynı yere geliyor. Ya can kardeşim, yürü git. İşine bak, tamam, devam et. Yani artık bu olmuş, ya olmuşla ölmüş birdir. Devam et. Takılan insan yönetici olamaz, lider olamaz. Lider olamaz. Evet. Çok ince bir ayrım yaptınız çok bu arada. Çok ince bir şey. Evet. Çok ince. Bakın, liderlik yapan insan yöneticilik yapabilir. Ama yöneticilik yapan insanlar liderlik yapamazlar. Çünkü bazı yöneticiler kişi bazı takılırlar. Kişilere takarlar, olaylara takarlar, sisteme takarlar. Çok mazeretleri vardır onların. Yönetici de çok mazeret olur. Lider asla mazeret kabul Çünkü etmez. Çünkü çözüm ürettiği için takılmaz. Bakın bir daha söylüyorum. Yönetici mazeret üretir, lider ise asla mazerete takılmaz. Çözüm üretir lider. Birisi mazeret üretir, birisi çözüm üretir. İkisinin arasında çok büyük farklardır. Lider çözüm üretir, yönetici mazeret üretir. Mazeret üretmeyen bir yönetici zaten liderlik vasfına sahip demektir. Evet, çok güzel ve kısa bir tanım ama gerçekten etkili de bir tanım oldu. Tabii ki. Bu arada şirketinizle de ilgili aslında bilgi almak istiyoruz. Çok güzel çalışmalar yapan bir şirket. Şimdi gençler de şirketler kuruyorlar. Sizin bu şirketinizi kurmadaki
başarılarınızı da dinlemek isteriz. Yani şirketi kurmak ayrı bir başarı, şirketleşmek. Ama siz bir girişimcilik vasfınızla kurdunuz bu şirkette. Arge ve inovasyon yaparak günümüzdeki başarılarınıza da ortak ettiniz. Diğer küresel yarışma içerisinde, rekabet içerisinde de en güzel şekilde yer almayı da başardınız. Şimdi burada bu şirket yolculuğunda gençlerimiz gerçekten iyi rol modellere ihtiyacı var. Biz sizden bu şirketinizle ilgili bilgiyi alırken biraz da buradaki yol hikayenizi de öğrenmek isteriz. Evet. Hocam şimdi şöyle, gençlerde iki tane durum benim çok tespitim içerisine girmiş vaziyette. Geçenlerde bir üniversitede konuşurken böyle biraz samimi bir ortam vardı. Gençler dedim, hepinizin gözünde dedim dolar işareti var dedim. Hepiniz dedim okulu bitirecek parayı bozacaksınız dedim. Dediler falan. Dedim ben size bir şey söyleyeyim. Bulamazsınız kardeşim dedim. Ya mümkün değil bulamazsınız. Neden diye soru gelince gençler dedim kendisini bulamayan bir insan parayı bulamaz. Çok güzel. Önce bir kendinizi bulun. Önce bir kendinizi tanımlayın. Önce bir kendinize bir bakın. Şimdi bizim yol haritamızda, bizim şirketimizi kurduğumuz günden bugüne gelen süreçte ben hayatım boyunca hedefi bu sene bu kadar ciro yapacağız, bu kadar cirodan bu kadar para kazanacağız diye koymadım. Yani benim böyle bir hedefim hiç olmadı. Ben her zaman çocuklara şunu söyledim. Dünya otomobil endüstrisinde şu var. Şunlar var. Şunları farklı yaparsak şunlarla biz öne çıkarız ve burada girişimciliğimizi daha da sabitleyip siz iyi bir zemine oturtturmuş oluruz. İnovasyon yaptınız sürekli. Yani evet. Kesinlikle. Dolayısıyla bizim ticari hayata bakış açımız tamamen girişimcilikle alakalı. Girişimci insanlar hiçbir zaman ne kadar para kazanacağını hesaplamazlar. Her zaman yapmış olduğu işi daha iyi nasıl yaparlar onu hesaplarlar. Evet. Çünkü zaten daha iyi yaptığınız zaman arkası gelir. Ama ticaret yapan insanlar ise girişimcilik üzere işi kurmayan, sadece şunu yatırdım bu kadar kazanacağım mantığında hareket eden insanlar ise girişimcilik yapamazlar. Çünkü girişimcilik ciddi bir zaman isteyen bir şeydir. Girişimcilik böyle bir nasıl diyeyim size insanların sabrını deneyen, sabrını zorlayan şeydir. Ciddi bir sabır gerektiren bir şeydir. Ciddi azim bir var, bütçe, gayret var. Bütçe isteyen bir şeydir. Ciddi bir sürdürülebilirlik isteyen bir şeydir. Evet. Yani girişimcilik, bugün de yarın da girişimcilik öyle ortaya çıkacak bir şey değildir. Ben hemen girişimci olayım. Öyle girişimcilik söylemli olan bir şey değildir. Gerçek manada mücadeleyle olabilen bir şeydir ve tek tavşanın peşini kovalamakla olan bir şeydir. Dolayısıyla bizim girişimciliğimiz 30 küsur yıldır daha yeni ortaya çıkmaya başladı. Evet. Ki samimi olarak söylüyorum, dünyadaki örneklerimize baktığım zaman halen daha bizim şirketimizi bile ben girişimci olarak tanımlayamıyorum. Ki Türkiye'de hakikaten çok azdır eşine rastlanan şirket, bizim şirketimizin eşine rastlanan şirket. Ama buna rağmen ben halen daha biz girişimciyiz diyemiyorum. 3600 tane parça üretip bunun tamamını Avrupa standartlarına göre standartize edip otomobillerle birleştirip dünyanın en iyi otomobiliyle birleştirip VEM partnerlik belgesini alıp aynı şekilde buradan Avrupa'ya aracınızı gönderdiğiniz anda oradaki TÜV SÜD'den direkt onayını alıp trafiğe çıkan bir otomobil dönüştürmemize rağmen bugün bakın bir aracın far ampulünü değiştiremezsiniz. Değiştirdiğin zaman üretici tarafından garantici bırakılır. Biz araca 3600 tane parçayı dönüşüm noktasında adapte edip o firmanın garantisiyle dünyaya ihraç eden bir şirket olmamıza rağmen aracın kendi fabrika fiyatının 3-4 kat 5 kat üzerine araçları satmamıza rağmen nasıl bir değer üretiyoruz düşünün. Çok. İşte girişimcilik değer ürettiktir dedim ya. Buna rağmen halen daha girişimciliğimizi sorgulayan bir adamım. O yüzden bana diyor ki Erbakan Bey ya sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Ya ben beğenmiyor değilim. Ben sadece daha iyisini arıyorsun. Daha iyisi olabilme noktasından evet. mücadele ediyorum. Tabii ki herkesin yaptığı her şeye saygı duyuyorum. Ben bu kadar saygısız bir insan değilim. Ben emeğin ne olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Ama bizim artık şunu iyi görmemiz gerekiyor. Biz sadece ve sadece kendi içimizde hani kendimiz çalıp kendimiz oynayan bir topluluktan çıkmış vaziyetteyiz. Artık bizim içimizde diğerleri de var. Yani ben Ardahanlıyım. Ardahan halayını biliyorum ama Trakyalı var. Benim halayım bilmiyor. Sen sadece kendi halayını oynaman diğer insanın eğlendiği anlamına gelir mi? Gelmez. Ha, o zaman biz artık bir Türkiye ile
Türkiye'den çıkıp dünyayla meç olan bir yapıdaysak, o zaman bizim buradan yaptığımızı Amerikalı'nın da onaylaması lazım. Evet, kesinlikle. Bu adam güzel bir şey yapmış deyip talep göstermesi lazım. Tabii ki. Bu global yarışta bu olmak zorunda. Evet. Küresel bir rekabet içerisinde. Kesinlikle bu. Yani işi basite indiriyorum ki arkadaşlar, evet, daha iyi anlasın. Yani bir halayınızı bile insanlar anlamayınca olaya katılamıyorlarsa, evet, sizin yapmış olduğunuz bir ürünü insanlar beğenmezlerse alırlar. Çok zor. O zaman siz ne yapacaksınız? Dünya insanının talep gösterdiği bir iş modeli ortaya koymak zorundasınız. Zaten arz ve talep olmadıkça hiçbir şey olmuyor. Yani evet, talep yoksa arz edemezsiniz. Peki şansa inanıyor musunuz bu çalışmalarda? Şans, çok inanıyorum. Şimdi hocam, ya burada da bana kızacaklar belki ama şans nedir? Nedir? Evet, gençlikle bunu da konuşmak lazım. Ya ben, yani şans güzellik midir? Yakışıklılık mıdır? Zenginlik midir? Fakirlik midir? İyi birisiyle evlilik yapmak mıdır? İyi bir iş kurmak mıdır? Bana göre hiçbiri değildir. Nedir peki? Şimdi düşünün, benim bir dostum var. Durumu çok iyi, fabrikaları var. Oğluna bir araç aldı. Allah rahmet eylesin. Oğlu aracın içerisinde rahmetli oldu kazaya. Peki bu adam zengin olduğu için şanslı mıdır? Sizce şimdi bu insanın yerinde olsanız, hiçbir şeyim olmasaydı, oğlum ölmeseydi demez misiniz? Mutlaka. Demek ki zenginlik şans değil. Evet. Çok yakışıklı olabilirsiniz ama bugün gidin akli dengesi olmayan insanlara, hastanelere. O adam yakışıklılığın farkında değil ki. Çok güzel kadınlara hayvan gibi bile davranamıyor, üreyemiyor. Niye? Çünkü o güzellik ona bir şans getirmemiş. O yüzden benim şans algımda şu vardır. En büyük şans akıldır. Akıl. Aklı şans olarak görmeyen herkesin tedavi ihtiyacı vardır. Evet. Çok net söylüyorum. O yüzden şans akıldır. O da Yüce Allah'ın insana vermiş olduğu bir şeydir. Aklı selim olan, aklı yerinde olan bir insan ben şanssızım diyorsa vallahi billahi tallahi tedavi ihtiyacı vardır. O yüzden hocam en büyük şans akıldır. Nasıl kullandığınız sizinle alakalıdır. Evet. Bir daha söylüyorum, en büyük şans akıldır. Nasıl kullandığınız sizinle alakalıdır. Tabii, hemen bir örnek vereceğim. Alakalı, yaşantınızla evet, alakalı. Hemen bir örnek vereceğim. Bir gün... Bu örnekler çok önemli ve etkili. Evet hocam, bakın çok net söylüyorum. Türkiye pist yarışması var. Yarışa gittim. Ben uzun yıllardır süper sport araç kullanırım. Yarışa gittim. Bir yarış arabası var. İşte aracı kullanan arkadaşımız orada. Dedi ki gel seni dedi birkaç tur döndüreyim ve eğiteyim seni dedi. Ya dedim kardeş. Bak dedim ben uzun yıllardır süper sport araç kullanıyorum. Bunu kullanmakta ne var falan dedim. Ya bakancım öyle değil falan dedi. Neyse tamam dedi. En son adam benim ısrarıma dayanamadı. Ben bir araca oturdum. O da aynı araçtan bir tanesine de o oturdu. Pisti dönmeye başladık. Pisti efeme söyleyeyim dolaşmaya başladık. Ben bir ara baktım yanımdan bir şey geçti, tamam mı? Ulan dedim biz iki araba çıkmıştık pisti ama demek ki dedim herhalde üçüncü de çıktı. Biraz sonra bir baktım yanımdan bir şey daha geçti. Ulan dedim Allah Allah. Neyse pisti bitirdik geldik. Arkadaşım 54 saniyede dönmüş pisti. Ben 2.25 saniyede dönmüşüm. Aynı araç, aynı şekilde, aynı kullanım. Bir araç bile aynı şekilde olduğu zaman onu kullanmayı iyi beceremiyorsanız işte birisi sizin üzerinize 3 tur birden bindirebiliyor. Demek ki en büyük şans akıl. Ama kullanma noktasında o aklı aktif tutmadığınız zaman, devamlı devrede tutmadığınız zaman işte birisi sizin üstünüze 3 tur bindirebilir. Ondan sonra onun adına şans derler. O çok şanslı, ben çok şanssız. Aklı en iyi şekilde kullanma diyorsunuz evet, şansa. Evet. En büyük şans akıldır. O Allah'ın insana verdiği evet, bir şeydir. Nasıl kullandığımız sizinle alakalıdır. İşte o şansı gerçekten çok iyi kullananlar mesafeyi açıyorlar. Kullanamayanlar ise olduğu yerde kalıyorlar. Ondan sonra o şöyle de o böyle de. Ya arkadaşım bırak evet, bu işleri. Kardeşim, çok bırak. Güzel söylediniz. Zaten aklı kullanmamakta farkındalığı gelişmeyen insanlar içerisinde. Yani bu kadar güzel bir nimet, bu kadar önemli bir şans kullanılmadığı en zaman büyük kişinin şans eksikliği akıldır. Evet. Bu Erbakan Malkoç'un önemli bir sözdür. Aklı şans olarak görmeyen insanın gerçek manada gerçekten tedavi ihtiyacı vardır. Çünkü şans yaratılışta Allah'ın vermiş olduğu bir şeydir ve akılla. Evet. Ben gece gündüz çalışıyorum. Yüce Rabbimin vermiş olduğu aklı kullanmaya çalışıyorum. Hayatı boyunca bir pazartesi günü evimde yatmadım. Bugün işe gitmeyeceğim dediğim gün olmadı. Gece gündüz çalışıyorum. Her gün yeni bir şeyler ortaya koymak için mücadele ediyorum. Arkadaş kahvede pişpirik oynuyor. Ondan sonra ben şanslı oluyorum. Enteresan o şanssız oluyor.
Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hocam ya böyle bir şey olabilir mi ya? Mümkün değil tabii ki. Çok sizinle aynı fikirdeyim. Siz bu arada ne yapıyorsunuz? Bu çalışmanızla, bu enerjinizle, aklınızı kullanmanızla hayalleri gerçek yapıyorsunuz. Aslında önemli nokta bu. Ya hocam, o bu şans konusu özellikle üniversiteyi genç arkadaşlara böyle bir örnek olsun. Arkadaşım çok şanslı okulu şöyle 3 nokta bilmem kaçta geçti. Veya ailesi ya destekledi diyor. Ailesi şanssız diyor. Gözünüzü seveyim, aklınızı kullanın. Bak başka bir şey de yok. Yani şansınızı kullanın. Dolayısıyla şans kullanmazsan hiçbir işe yaramıyor. Hocam gelelim şimdi bu hayal. Gerçektir diyorsunuz. Evet, benim çok önemli bir sözümdür. Hayal gerçektir. Bana diyor, bakalım ben nasıl hayal gerçek olabilir? Can kardeşim, sen hayatında çok iyi bir profesör olmak isteyebilirsin. Fizik profesörü, doğru mu? Doğru. Senin hayalin adı fizik profesörü olmak. Doğru mu hocam? Doğru. Peki dünyada gerçekten çok iyi fizik profesörler var mı? Çok. Var. Eden mi ki senin hayali? Gerçek olmuş. Yani hayal gerçektir. Yani sen bugün Ay'a gideceğim, astronot olacağım desen daha önce başkası olmuş. Yani senin hayalin olan şey aslında bir başkasının gerçeği ise evet. O zaman dönüp kendine bakman lazım. Senin hayalin nasıl gerçekleşebilir? Evet. Hocam, insanların hayallerinin gerçekleşmesi şöyle 5 ayaklı bir saçtır. Bunun bir tanesi olsa çöker. Neden? Evet. Çünkü hayal dediğiniz şey insanın kafasında kurguladığı mesleği ya da yapmak istediği şeyin adıdır. Yani fizik profesörü hayalin adı. Bu birinci adam. Ben fizik profesörü olmak için bunu hedef haline getirmem lazım. Doğru mu hocam? Doğru. Hedef haline gelmesi olur mu? Olmaz. Sonra bunun için yola çıkmam lazım. Çıkmadığın zaman zaten geçmemiş oluyorsun hayalinden gerçekten. Dördüncüsü, ben yola çıktım. Siz bana diyorsunuz ki Erbakan Malkoç sen İyi bir profesör olamazsın, iyi bir fizikçi olamazsın dersen, bense takılırsam hocam, ben kalırsınız. Fizik profesör olabilir miyim? Çok zor. O zaman takılmaması lazım insanın kendine dönüp, kim ne derse desin takılma noktasında olmaması lazım. Beşincisi, çok çalışması lazım. Evet. Şimdi hocam bu çok çalışmalı ilgili de bir şey söyleyeceğim. Yani hayal dediğiniz şey, hayal, hedef, yola çık, takılma, çok çalış. Bu beşli sizde varsa işte sizin hayaliniz gerçekleşir. Bir tanesi eksik olursa geçmiş olsun. İşte o yani, beş ayaktan biri eksik oluyor. Mesela babam, rahmetli babamın da çok güzel bir sözü vardı. 3T kuralı derdi. Takma, takılma, takışma. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ama takma noktasında bazen takmak lazım. Başkalarının yaptığını takmadığınız zaman bu sefer biraz daha böyle şey oluyorsunuz. Hani evet. Ben takmıyorum. Ama gerçekten şu beşli bir insanda varsa evet. Onun hayalinin gerçekleşmemesi sadece Yüce Rabbimin artık evet. Emrine kalmıştır. Tabii. Allah istemese olmaz. Ama siz mücadelenizi verirseniz eninde, sonunda, yanında, kenarında, köşesinde bu hayal gerçekleşir. Çünkü hayal gerçektir. Hocam bu çok çalışmayla ilgili de çok böyle bir ufak bir fıkra anlatmak istiyorum. Temel Bükük Karayollarına iş başvurusunda bulunuyor. Temel'e diyorlar ki bizde iş yok ama sana bir iş verebiliriz. Nedir diyor? Diyorlar ki Temel diyorlar. Şöyle bizde diyorlar yol şeritleri boyanıyor. Sana bir fırça vereceğiz, bir de bir kova vereceğiz. Yol şeridi boyayacaksın. Temel diyor çok güzel, harika. Ama diyorlar burada diyorlar en fazla boyayan günlük 70 metre boyuyor. Hani bundan aşağıya düşmemeye çalışman lazım. Temel işe bir başlıyor hocam. İlk gün 600 metre boyuyor. Müdür şaşırıyor. Ulan diyor adamımızı bulduk. 5 kişi de çalışıyor. Neyse. İkinci gün, üçüncü gün derken bir hafta sonra Temel düşüyor 90 metre. Müdür bunu ofisine çağırıyor. Diyor kardeşim niye çalışmıyorsun? Temel diyor olur mu müdürüm çok çalışıyorum. Ya madem çok çalışıyorsun diyor. İlk gün 600 metre yol boyadın diyor. Şerit boyadın. Şimdi niye 90? Vallahi billahi müdürüm çok çalışıyorum. Ama kova çok arkada kaldı diyor. Çok bence harika bir fıkra bu. Bizim gençlerimiz de çok çalışıyor ama kova çok arkada. Kardeşim şu kovayı bir yanınıza alın ya. Evet. Yanınıza alın. Çok çalışmak demek gece gündüz çalışmak gece gündüz o konu üzerine fikir yürütmek demek değil. Çok çalışmak anı yakalamak demek. Yani eğer bu an ki ders çalışıyorsanız şu telefonunuzu kenara koyup onu bunu dürtmemeniz lazım. Evet. Anda kalmanız lazım. Orada olmanız lazım. Sınıfa girdiğiniz zaman eğer hocanız ders anlatıyorsa işte bütün aklınızı, fikrinizi, zikrinizi oraya vermeniz lazım. Yani bir insan fikri ve fiziki olarak aynı noktada değilse o insana ne verirseniz verin alamaz hocam. Çalışma kabul olmuyor zaten o anda da. Bakın bir daha söyleyeyim. Bir insan bir noktada
fikri ve fiziki değilse o insanın ne verirseniz verin almaz. Bizim insanımız çok çalışıyor ama fikri olarak başka yerde, fiziki olarak başka yerde olduğu için hiçbir şey elde edemiyor. Yani derse gelip giriyor, tamam fizik orada ama fikir başka yerde. Evet. Şimdi siz ne anlatırsanız anlatın almıyor. Sorsan okulda çok çalışıyor. Ya can kardeşim sen okulda değilsin ki. Fiziken okulda mı? Fiziken okuldasın, fikren değilsin. O yüzden hocam fikri ve fiziki olarak bir yerdeyseniz o yerde sizin yarım saat geçirmeniz, fikri ve fiziki olarak orada değilseniz sadece birisi oradaysa orada bir gün geçirmenizden daha değerli. Zaten başarıya ulaşamazlar. Sizin başarı tanımınız da çok güzel. Özellikle gençlere başarı noktasındaki bu güzel açılımdan sonra tavsiyelerinizi alalım. Evet hocam, başarı orada da benim çok başka türlü bakış açımda. Bilgencilik mudur başarı yoksa? Başarı hocam benim Erbakan Malkoç tanımında nazizane. Benden bir başarı zorluklarla mücadele etme sanatıdır. Çok güzel net bir tanım. Şimdi insanlara sorarım. İnsanlar, başarılı insanlara şirketler kurmuş, para kazanmış, zengin olmuş, arabalar almış falan filan insan olarak görüyorlar. Benim hayat felsefemde ise ben başarıyı öyle tanımlamıyorum. Benim babam 11 çocuğu olan, annem 11 çocuğu olan bir insan. Benim babam mücadele etmiş 11 çocuğuna alnının terini silerek ekmek getirmiş ve onları bir şekilde kendinden başka, Allah'tan başka kimseye muhtaç etmemiş. Şimdi benim babama siz başarısız diyebilir misiniz? Çok zor. Benim babam çok başarılı. Ya da bugün inşaatta çalışıp sırtında tuğla taşıyarak, beton taşıyarak 10. 11. kata akşama kadar tuğla taşıyıp, beton taşıyıp akşam alnının terini silip evine çocuklarına helal ekmek götüren insana siz başarısız diyebilir misiniz? Asla diyemeyiz. O yüzden o insan benim gözümde çok başarılı. Niye? Çünkü başarı zorluklarla mücadele etme sanatı. İnsanlar eğer zorluklarla mücadele edebiliyorlarsa bana göre çok başarılılar. Zenginlik ve ölüm Allah katındadır. Yüce Allah iki şeyi sır olarak yaratmış. Birincisi ölüm, ikincisi rızk. Yani zengin olan insan çok başarılı olduğu için ya da çok akıllı olduğu için zengin olmuyor. Evet. Bunu kenara koyalım, ayırt edelim. O yüzden de başarı zorluklarla mücadele etme sanatıdır. Zorluklar karşınıza geldiği zaman eğer mücadelecilik ruhunuzu yükseltiyorsanız siz çok başarılısınız. Sizin bu başarı yolculuğunuzda karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Mesela en zor gördüğünüz bu alanda mutlaka çok zorluk var. Hocam, nelerle mücadele ettiniz? Şimdi bana gençler diyor ki Erbakan Bey kırılma noktanız. Ben ona diyor ki benim her yerim kırık. Hocam size hangisini anlatayım? Çok basit bir şey söyleyeyim. Ardahan'dan İstanbul'a geldim. Anne baba rahmetli, yetim, öksüz bir çocuk. Tamirhanede çırak olarak çalışıyorum. Bir gün bir abim bana bir tane sandviç getirdi. Dedi ki Malkoç al bunu ye. Çok da açım. Allah'ın gücüne gitmesin. Aç demeyeceğim ama çok gece yarı tok yattıklarımı biliyorum. Yani çok gece. Evet. Ama dedi ki al bunu ye dedi. Nedir abi dedim. Al ye oğlum dedi. Bu çok güzel bir şey. Ben bir ısırdım. Farklı farklı tatlar geldi ağzıma. Gittim kenara koydum. Kavanozda falan katladım. Çöpün kenarına koydum. Abi geldi Cengiz abi dedi ki oğlum nerede dedi senin dedi aldığım sandviçin. Dedim yedim. Oğlum bu kadar çabuk yiyemezsin yalan söyleme. O zaman dedim ayıp olmasın diye yedim diyorum yani adam bana. Dedim Cengiz abi dedim ben bunu yiyemedim dedim. Niye oğlum dedi. Ya dedim bunun içinde dedim acayip tatlar var dedim. Ben hiç daha önce yememişim ki bunları dedim. Tabii bilmiyorsun. Geldi açtı bana bak oğlum dedi bu salam, bu sosis, bu sucuk, bu bilmem ne. Şimdi hocam böyle bir hayata başlayıp ve bu hayata tutunmaya çalışarak itilmelere, kalkılmalara, dövülmelere, sövülmelere rağmen hayattan kopmayıp mücadelecilik ruhunuzu her yaşadığınız sıkıntıda artırabildiğiniz zaman siz başarılı oluyorsunuz. Doğru. İşte başarı bu. O yüzden benim hayatım boyunca o kadar çok ama o kadar çok mücadele etmem gereken konular oldu ki bunu saymakla burada sabaha kadar bitiremeyiz. Ama işte dediğim gibi en basit örnek buradan başlayıp dediğiniz gibi Ardahan'dan başlayıp Amerika'ya uzanan bir hayat hikayesi. Bizi Amerika'ya davet ettiklerinde Best Car Design Technology in the World ödülünü alacaksınız dediler. Amerika'da dünyada otomobil teknolojisini otomobillere bulup üretip ve adapte eden en iyi şirket ödülünü aldık hocam. Kalite ödülünü aldınız. Evet. En önemli kalite ödülü. Avrupa'nın kalite ödülünü aldık.
Sürdürülebilir Rekabet ve İnovasyonda Avrupa'nın en iyi şirket ödülünü aldık. VEN Partner olarak VEN Otomobillerin Avrupa'daki en iyi otomobil tasarımcısı ödülünü aldık. Bununla birlikte 600'e yakın bizim ödülümüz var. Benim ofisime gelen herkes ya diyor bu ne kardeşim ya ne yapıyorsun sen? Şimdi biz çok para kazandık mı? Benim çokluk anlayışım şudur, zenginlik anlayışım şudur hocam. İhtiyaçtan fazla bir şeyiniz varsa siz çok zenginsiniz demektir. Benim zenginlik anlayışım bu olduğu için elhamdülillah ben zengin bir insanım. Böyle paranın çokluğu de, çünkü değişken. Adamın bir tanesi 50 metre yat alıyor. Böyle purosunu yakıp içerken birisi 450 metre yatla geliyor. Adam puroyu çöpe atıyor. Yani, işte, yani zenginlik farklı bir şey. Benim anlayışıma göre zenginlik kolay hocam. Evet. İhtiyaçtan çok fazla bir tanım yaptınız ilk defa. İhtiyaçtan fazla bir şeyiniz varsa siz zenginsiniz demektir. Ondan sonrası görecelidir hocam. Evet doğru. Gerçekten kim çok zengin, doğru bir tanım. Kim fakir? Evet. Ama ben elhamdülillah zengin bir adamım. Çünkü ihtiyaçtan fazla bir ayakkabı ihtiyaçta ikincisi varsa siz zenginsiniz. O yüzden dünya hayatındaki zenginliği çok abartmamak lazım. Evet. Benim böyle paraya pula çok tamahım Allah bilir hiç olmadı. Ama benim başarıya, ülkemi dünya arenalarında temsil etmeye, ülkemi dünya arenalarında ülkemin ismini daha fazla geçirtmeye çok fazla ihtiyaç duyan bir insanım. Çünkü benim bir sözüm var hocam. Ben derim ki vatanı olmayan evet. Dünyaya sığamaz. Çok güzel bir söz o. Vatanı olmayan dünyaya sığamaz. Vatan öyle toprak parçası falan değildir. Ana, bacı, kız, kardeş, namus, şeref, hasiyet. Bir vatan böyle bir şey. O yüzden vallahi Allah'ın adıdır. Ben iş insanı olarak bütün derdim vatanımı dünya arenalarında daha iyi şekilde temsil etmek. Ve bunu en güzel şekilde de başarıyorsunuz. Elhamdülillah. Kendi işimizde, kendi sektörümüzde, kendi tarafımızda en iyi şekilde başarmak için mücadele ediyoruz diyelim. Çünkü gerçekten bunu yapıyor muyuz? Bu vatanımızın, milletimizin, insanlarımızın takdiri, gençlerin takdiri. Ama emin olun bunu en iyi şekilde yapmak için çok mücadele ediyorum. Bunu samimi olarak söyleyebilirim. Bunu zaten o kadar güzel şekilde başarıyorsunuz ki sizi takip eden gençlerimiz de her zaman şunu diyorlar sizin gıyabınızda. Birçok girişimcilik derslerimizde konuştuğumuz kişilerden birisiniz. Hocam diyorlar, hem hayatıyla, hem kişiliğiyle, hem karakteriyle, hem çalışmalarıyla, hem aldığı ödüllerle bunu en güzel hak eden kişi diyorlar. Yani bütün bunları bir arada tutmak çok önemli. Ve bu güzel, keyifli sohbette de bu arada zamanı da yönetiyorum bir yandan. Programımızın sonuna doğru geldik ama hocam, nasıl geldiğimizi anlamadım. Ben gençlere tavsiyelerinizle beraber bir de söylemek istediklerinizle beraber son cümlelerinizi alıp sonra da programı kapatmak hocam, istiyorum. Hocam gençlere tavsiyem şu olsun. İki tavşan kovalamasınlar. Bir. Ya bu çok önemli bir şey. İki, insan hayatta her şey olabilir ama her şey. Bir şey olmak şöyle kocaman bir soru işareti gerektir. O da ne biliyor musunuz? Rol model. Evet. Gençlere tavsiyem rol model olsunlar. İnsanlara rol model olsunlar. Allah bana bunu yaşattı. Rabbime hamdolsun. Başarı dünyadaki tadabilecekleri en güzel tatlıdan daha tatlıdır. Bir kere tatlılar mı? Başka hiçbir tatlı onlara keyif vermez. O yüzden başarının tadını tatmaya çalışsınlar. Başarı başka bir şey. Evet. Bütün bunlar için de çok çalışmalar lazım yalnız. Temel gibi değil ama. Temel. Kolay arkada bırakmayacak. Kesinlikle hocam. Çalışma. Koordinasyonlu çalışmak, koordineli çalışmak. Yani ekip ruhuna inanarak çalışmak. Evet. Kesinlikle bencil olmasınlar. Ben duygularından uzaklaşsınlar. Çünkü teklik sadece Allah'a yakışır. Evet. Tek sadece Allah'tır. Onun dışında bir atlet bile olsanız koşarken arkanıza ciddi bir ekibe ihtiyaç duyuyorsunuz. O yüzden ekip ruhuna çok inansınlar. Hiç kimse ben tek başıma şöyleyim böyleyim demesinler. Dediğim gibi bütün bu duygulardan arınarak başarının zorlukları aşarak gelebileceğini bilsinler. Başarı zorluklarla mücadele etme sanatıdır. Bunu lütfen iyi bilsinler. Hayalin gerçek olduğunu asla unutmasınlar. Şansın akıl olduğunu kesinlikle ve kesinlikle şöyle cepine koysunlar. Evet. Nasıl kullandıklarına dikkat etsinler. Bir de şükretmeleri lazım değil mi? O şansı nasıl kullanıyorlar ona iyi baksınlar. Şükür zaten yaratılışta olması gereken bir şey. Nimetlerin farkına varamayan insanlar nankörlerdir. Evet. Allah nankörleri sevmez. Doğru.
O yüzden Allah'ın sevmediği insan olmak istemeyiz herhalde. Kesinlikle. O yüzden nimetlerin farkına varmak lazım. Ben kendi adıma gençlere bunları söyleyebilirim. Daha söylenecek çok şey var ama bence bu kadar şimdilik yeter. Programımıza hem sözlerinizle hem farkındalığınızla hem de tanımlarla harika bir farkındalık yarattınız. Çok ben teşekkür ederim. Gerçekten katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Nice programlarda hep beraber olalım inşallah. 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 Bu güzel temenniyle beraber. Bu arada Nevzat hocama da burada selam olsun. Evet, çok saygı duydum. Çok değer verdim hocamdır. Rektörümüz gerçekten her anlamda rol model, lider. Bu ülke için olması gereken ender ve elzem insanlardan bir tanesi. İyi ki hocamız var. Onun da önde saygı değilim. Biz çok şanslıyız. Hocamız gibi bir kişiyle var olmaktan. Gerçekten. Nevzat hocam çok muhteşem bir insan. Evet. Allah başımızdan eksik etmesin amin, hocamızı. Amin. Değerli izleyiciler, bu keyifli sohbetin sonunda programımız burada sona eriyor. Erbakan Malkoç Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir inovasyon konusuyla sizlerle beraber olacağız. Mutlu haftalar diliyorum.